Bazı hastalıklar var ki doğuştan olur. Annenin gebelik döneminde ya da intrauterin hayatta, yani ana rahmindeyken bazı gelişim problemleri çocuklar doğduktan sonra da yaşamlarında ciddi problemler yaratabilir. Çocuklar anne karnındayken ilk 2 ayda tüm organları gelişmiş ve bitmiş olurlar. Daha sonra büyüme süreci başlar. Ama bu süreç içerisinde bazı gelişim problemleri ortaya çıkarsa bunlar doğumdan sonra da karşımıza çıkabilir. Bunlardan birisi de dudak damak yarı problemidir. Dudak damak yarı halk arasında tavşan dudak adıyla da anılan bir hastalıktır. Üst çene, yani burnumuzun altındaki damak bölgemiz gelişirken hem sağ hem sol ikisi yavaş yavaş anne karnındayken bir araya gelir ve birleşirler. Buna biz füzyon deriz. Eğer bu birleşme oluşmaz ise o zaman hem dudakta hem de damak bölgesinde bir ayrılık olur ki bu da tavşan dudak dediğimiz hastalığı ortaya koyar. Normal hayatta damakla hem ağız hem de burun boşluğu birbirinden ayrılır. Damak dudak yarı olan kişilerde bu iki boşluk bir bütündür. Dolayısıyla problemler burada başlar. Hem yemek yemede, çiğnemede ve yutmada, hem soluk almada, özellikle burundan soluk almada, hem de konuşmada problem yaşarlar. Aynı zamanda bu bölge östaki tüpüyle de bağlantılı olduğu için çocuklarda sürekli devam eden kronik kulak problemleri de ortaya çıkar. Dudak damak yarı olduktan sonra, yani dudak damaklı bebek doğduktan sonra tedavi bir süreci içerir. Bir anda tedavisi olmaz. İlk önce bebeğin beslenir hale getirilmesi için çeşitli emzikler, biberonlar kullanılır. Ve çocuk ameliyat olabilir bir döneme geldiği zaman, ki ilk sene içerisindedir bu, neredeyse 3 aylık, 4 aylık dönem içerisinde damak birleştirilir. Bu işlemi plastik cerrahlar yapar. Daha sonra da damak birleştirme ameliyatı dediğimiz palatoplasti ameliyatları yapılır. Bunlar da genellikle ilk 1 yıl içerisinde tercih edilir. Çocuk böylelikle burunla ağız boşluğu birbirine ayrıştırılmış ve çok rahat yutabilir, nefes alabilir ve ses çıkartabilir hale gelmesi sağlanır. Her çocuk aynı derecede başarı elde edemez. Çünkü yarıkların şekilleri, çeşitleri, genişlikleri her çocukta birbirinden farklıdır. Erken dönemde ortodontistlerin hazırladıkları belli aparellerle, belli materyallerle çocukların burun şekilleri, dudak şekilleri ilk başta bir miktar şekillendirilir ki bu cerrahilere kolaylıklar sağlanır. Konuşma dönemine geldiği zaman da konuşmayı bozabilecek her türlü anatomik problem, faktör de yavaş yavaş ortadan kaldırılır. Dudak damak yarı olan çocuklar yaklaşık 2 ya da 3 ameliyat ihtiyaç duyarlar. Birisi dudak yapıştırma, bir diğeri damak yapıştırma, daha sonra da düzeltme ameliyatları. Ve bazı çocuklara östaki tüpü çalışmadığı için orta kulaktaki sıvının yaratacağı işitme kaybını engellemek için de kulak zarını delme ya da tüp takma dediğimiz işlemler de eklenir. Çocuklarda dil gelişimi 8 yaşına kadar tamamlanmış olmalıdır ve süreç ergenlikten önce bitirilmek zorundadır. Dudak damak yarığında tek bir hekim ziyareti yetmez. Plastik cerrahi, ortodontist, dil ve konuşma terapistleri, patologlar, aynı zamanda kulak burun boğazlar takımın en önemli bireyleridir. Ve rutin ziyaretler, rutin takipler bu çocukların tedavisinin başarılı olmasını sağlar. Eğer dudak damak yarığı olan bir çocuğunuz varsa, doğduysa hemen ilk önce beslenmeyle başlayıp bir an evvel bir plastik cerrah, bir KBP uzmanı görüşüp diğer ameliyat süreçlerini tamamlatmak gerekir.